Dilmiş Ertuğrul projesi başladım. Yaklaşık 10 yaşında, 11 yaşındaydım. Üçüncü sezonda abi Osman doğacak artık belli oluyor, gelecek yani. Dedik neden hazırlanmıyoruz böyle projeye? Elimden geleni yaptım ve Osman karakterini aldım. 18 yaşındaki genç bir kardeşimin yorumunu merak ediyorum. İyi insan olmak ne demek? Go. Ya böyle sert sorular soruyorum gibi evet. oldu ama. <laughs> kendi adıma konuşuyorum yorum olarak. Bir insan kendi niyetlerine uygun davranıyorsa kötü dahi olsa bir şekilde yolu iyiliğe çıkacak diye inanıcım var bu yönde. İskoçya'da sana şeyi soruyor peygamber efendimize karşı karşıya olsam peygamber efendimize ne sormak isterdim Ve sen diyorsun ki devamı sana söyle abi. <laughs> Bellona'nın katkılarıyla hazırlanan son 33 başlıyor. Diriliş Ertuğrul. Diriliş. Ertuğrul. Yani güzel projeydi ama. Diriliş abi, Ertuğrul. Diriliş Ertuğrul çok çok güzel projeydi ya. Hatırladıkça bir şey yapıyorum böyle. Bitmeseydi. Çok, çok güzel tecrübe anlarım vardı. Çok güzel abilerle tanıştım, ablalarla tanıştım. <laughs> bir geçmişe gidip geliyorum ha. O belli ama gözlerden de böyle bir ışıltı hemen yani, alıyoruz yani. yani. Sen Diriliş'in Kaçıncı sezonunda girdin? Beş. Beşinci sezonunda. Evet. Yani dört sezon bitti. Beşinciye başladıklarında sen Bismillah dedin. Evet. Ben beş yaşındayken oyunculuğa başladım abi. Ee, küçük çaplı projeler, reklamlarım oluyordu. Sonra Dilli Şahit projesi başladım. Yaklaşık 10 on yaşında, 11 on yaşındaydım. İzliyoruz. Severek izliyoruz. Üçüncü sezona doğru. Tarihte az, az okumaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Üçüncü sezonda abi Osman doğacak artık. Belli oluyor. Gelecek yani. Dedik neden hazırlanmıyoruz böyle bir projeye. Biraz daha babamın, ailemin ön ayak olmasıyla. Üçüncü sezonda biz böyle bir e, fikirle başladık çalışmaya abi ama ortada hiçbir şey yok. Bir teklif yok. Yok abi. Yani biz hazırlanacağız. O sınava gireceğiz. Allah'ın izniyle kazanırsak devam edeceğiz yolumuza. E, eğitimler almaya başladım. At eğitimi, kılıç eğitimi, e, dövüş sanatları eğitimi, oyunculuk eğitimi. Daha sonra biz elemelere girmek istedik. Çünkü e, Profesyonel çalışıyorlar ve oranın hakkını vermek elimizden geldiği kadar istiyoruz yani. Dolayısıyla seçmelerine girdik. Çok şükür elimden geleni yaptım ve Osman karakterini aldım. Kaç yaşındaydın orada? 14. 14 şimdi? 18. 18 maşallah. Ama şunu da söyleyebilirim. 64 bölüm yaptık son 33'te. Ee, şu an itibariyle bu serinin en genç arkadaşı sensin yani. <laughs> Buraya gelmeden önce de zaten daha önce de takip ediyorum Ay Mecra'yı. Evet. Ve son 33'üm. Şimdi dün başladım abi bakmaya içeriklere. Tekrar izliyorum. Aa fark ettim evet dedim. Aa dedim en geç katılımcı ben olacağım dedim. Böyle bir heyecanlandım abi yani. Sonra diriliş serüveni başladı. Değil mi? Bir şekilde kendini aslında çok böyle büyük abiler, profesyonel isimler, ulusal düzeyde tanınan hatta dünya üzerinde tanınan isimlerle bir anda aynı set ortamında buldun. Bu nasıl bir ruh hali oluşturdu sende? İlk, ilk günü hatırlıyorum abi. Ben sete geldim. Bunu daha önce söyledim hatırlamıyorum bir yerde ama. Sete geldim abi. İlk bölümü e, kalabalık bir bölümdü. Nasıl obadaydık. Ayaklarımın titri titrediğini hatırlıyorum abi. Ama böyle birbirine de değecek böyle. Allah'tan kamera aşağıyı görmüyor da enerjimi aşağıya verebiliyordum. Ellerimi falan verebiliyordum. Daha sonra çok şükür o 9 ay boyunca oradaki abilerimin destekleriyle, tecrübeleriyle aşabildik bu tarz problemleri ama... Oranın ambiyansını, oraya ayak uydurma çabası çok heyecanlıydı benim için. Bir de zor bir setten bahsediyoruz. Zor yani bir set. Çamurda, karda, Hı -hı. kışta, yağmurda, at üzerinde, evet. işte çadırda. Onu nasıl atlattın abiciğim? Oranın, Oradaki herkes bu işin zorluğunun farkında olunca abi ister istemez siz de yani katlanmak zorunda olduğunuzu hissediyorsun ama öyle tatlı bir katlanmak bu. Yani kendi hayatımda da böyle. Bir şeyi zorlanarak yapıyorsam onun sonunda aldığım ödül çok daha tatlı oluyor benim için. O yüzden herhangi bir problem olmuyordu. Ve beni de eğitiyordu bir yandan. Çünkü güzel şeyler zor şeylerin arkasından geliyor. Her zaman değil ama genel olarak ben öyle düşünüyorum. Evet. Emre yani şöyle abicim hani diriliş... E, sen dirilişi değil de sanki diriliş seni bulmuş gibi. E, Estağfurullah abi. Şöyle kastım şu. ya Yani hakikaten 18 yaşındasın. İşte oynadığım bir oyunculuk serüveni var. İnşallah daha da güzel yerlerde ol zaten. Bununla alakalı çalışmalarına devam ediyor diye düşünüyorum. Ee, ama çok böyle derinli bir adam var karşımda. Hep böyle misin sen abicim? Yani hep böyle mevzuya daha derin bakan, daha e, anlamlı bakan, o şekilde yaşamaya çalışan. Ya, muhakkak öylesindir de. Ya, açıkçası şimdi böyle söyleyince biraz mahcup oldum. Ben El kendimi olun, o şekilde yakıştıramıyorum. Ama e, Diliş Ertuğrul'dan sonra daha bir bakış açımın değiştiğini söyleyebilirim. Diliş Ertuğrul benim yedinci projemdi. İlk profesyonel projemdi. E, Diliş Ertuğrul'a kadar Allah'a çok şükür, çok güzel bir ailem var. Beni çok güzel yetiştirdiklerine inanıyorum. O yüzden Diliş Ertuğrul'la değişen bir insan olduğumu düşünmüyorum. Ama Diliş Ertuğrul'dan sonra olayları en azından biraz daha derinlemesine düşünebildiğime inanıyorum. Hala çok derin değil. Sonuçta bu okyanus, bu evren dünyasında bir damla bile bir şey bilmiyorum. Ama bu şekilde bilmediklerime bir x koyup, Orayı öyle tutmak bana daha güvende hissettiriyor. En azından bu bana kendi acizliğimi hatırlatıyor bir yerde. Biraz daha dirilişten devam edelim müsaadenle. Estağfurullah. Ee, şey, diziye başladın ve insanlar seni çok sevdiler. Ondan sonraki süreçte gerçekten küçük yaştasın ve akabinde tüm dünya işte ulusal düzeyde de e, sana karşı bir fokus oluşuyor. O o duyguyu ilk hissettiğim zaman Diriliş Ertuğrul'daki o ilk günüm gibi oldu. Ben dedim bu sevginin karşılığını nasıl verebilirim? Yani bunu nasıl onlara geri iade edebilirim? Üzerimde emanet olarak kalsın istemedim. Başaramıyorum çünkü onların bana verdikleri teveccühle benim onlara verdiklerim arasında dağlar var. İnşallah allah Teala öteki dünyada her birisinde bana verdikleri teveccüh kadar teveccüh sunar. Ee, öteki türlü ben karşılayamam bu emaneti. Ee, ama çok güzel bir duygu abi. Burada şunu soracağım Emre'ciğim. 14 yaşında bir çocuk böyle düşünürken çok yorucu değil mi? Çok yorucu. Yani şu çok yorucu değil mi? Bir sevgi akımı var sana karşı ama sen günü sonunda diyorsun ki Allah'ım inşallah ben buna layık olabilirim ve emaneti geri hakkıyla iade edebilirim. Şunu da söyleyebilirdin abicim. Ya ne güzel bak. Görüyor musun? Ben ne kadar şanslıyım. Vay ben ünlüyüm artık. İşte oldu bu iş falan da diyebilirdin. Neden abicim ilk yani o aynı zamanda zor olanı tercih etmek neden ya? Abi çok zor bir soru sordunuz açıkçası. yani bu soruyu açıklamak, bu soruyu düşünmek vakit alacak benim için. Ama tamamen tamamen Rabbimin yönlendirmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben 7 milyar olasılıktan birisiyim. Öyle inanıyorum. Ve bu şekilde düşünebiliyorsam bu kendi isteğimle, kendi çabamla olacak bir sonuç değil benim için. Yani dolayısıyla ben bir gün yolda giderken arabayla radyo dinliyoruz. Radyoda hatırlamıyorum ama bir abi şey demişti. Eğer siz aklınızı kendi aklınızda bırakırsanız kendi aklınız kadar kalırsınız. Ama aklınızı Rabbinize teslim ederseniz Rabbinizin aklı teşbihat almasın. Rabbinizin size sunduğu akıl kadar aklınız olur. Ben de elimden geldiği kadar teslim olmaya çalışıyorum ki hani göremediklerimi görebileyim, duyamadıklarımı duyabileyim gibi. Başarabiliyor muyum, başaramıyorum. Orası muhtemelen öldükten sonra belli olacak ama şu an elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Eee şu an elinden geleni yapmak çalışıyorsun cümlesinden alıp şöyle sormak istiyorum. Emre'nin bu hayattaki en büyük gayreti... Ya böyle sert sorular soruyorum gibi evet. oldu ama. <laughs> evet. Şu an bir şey oldu mu? Abi? Yok abicim lütfen rahat ol. Çünkü şöyle... E ben şu şekilde de geçirebilirdim bu programı. Aa kardeşim nasıl oldu bu dil dişi? Setler nasıl geçiyordu? Aa zorlanıyor muydunuz? Çekimler kaç gün sürüyordu falan. Bunları da sorabilirim ama senin cevapların beni hep öbür tarafa doğru tarih ediyor. <laughs> yani Emre dün böyleydi. Bugün inşallah böyle olsun zaten ve yarına daydı. Emre'nin en çok değer verdiği şey ne oluyor burada? Nedir yani? Emre böyle gözünü kapattın ve hayal kuruyorsun kardeşim. Şimdi 18 yaşındaki bir gencin hayalidir oyuncu olmak. Hı hı. Diye düşünüyorum. Ve bence böyledir zaten. Yani ben 18 yaşındayken benim de hayalimdir. İşte bir başkasının da hayal. Ve bence çok safiyane bir hayaldir zaten. Güzel de bir hayal. 18 yaşındaki bir çocuğun hayalinin ötesidir o zaman dirilişte oynamak. Hı hı. Yani sen hem hayalle hem de hayal ötesiyle kavuşmuş bir adamsın. Ama Öyleydi. günün sonunda başka düşünceleri de yana gark etmişsin. Bana söyler misin abicim? Böyle hani sabite noktası olarak İstikamet olarak değer noktası. Yani sen kendini neye hep böyle bağlamaya çalışıyorsun? Yani hassasiyetin tam olarak nerede tutmaya çalışıyorsun? Zaman kazanmak kazanmak. <laughs> <yardımcıydım>. Alkışlayabilirim. Estağfurullah. <laughs> o da zaman kazandırıyor. <laughs> ama abi hassasiyet dediniz şimdi ama bu Eyvallah hassasiyet hocam. konusunu biraz daha açmamız gerektiğini inanıyorum ben. Şimdi hassasiyet maddi mi, manevi mi, fikirlerim mi? Sence ne olmalı? Hassasiyet Oradan başlayalım. İnsan hassasiyeti 18 yaşında bir gencin hassasiyeti ne olmalı kardeşim? Bana buradan başla. Şimdi sizde bir de şey diyoruz ya böyle Z kuşağı diye tanımladık ya hani oraya da attık ya. Haz etmiyorum o durumlardan da. Ya açıkçası ben e, beni izleyecek olan yaşıtlarıma da daha küçük de herhangi bir tavsiye veremem. Öyle bir konuda değilim. Hani yaşıtlarımın ya da bizim e, bizim Düşünmemiz gereken hassasiyetlerimiz bunlar olsun diyemem. Ama kendi adıma konuşuyorum. Eğer onlar da kabul ederse bu fikri mantık çerçevesinde kendileri düşünebilirler. Benim e, şu anki tek hassasiyetim, maddi anlamda konuşuyorum, fikirler abi. Yani e, bugün benim düşündüğüm şey Orhan abimden ne öğrenebilirim ve bunları nasıl kullanabilirim? Zamanımı çok daha iyi bir şekilde nasıl geçirebilirim? Tek derdim bu benim şu anda İnşallah. Bu derdi içerisinde kalırım diye düşünüyorum çünkü bana oldukça fayda sağlıyor. Ha, benim şu anki hassasiyetim fikirler açıkçası. Hmm. Ama tabii manevi yönünden soracak olursanız benim hassasiyetim e, Rabbimizin İslam'ın bana emrettikleri. Kendine zaman tanıyamaz mıydın Emre? Nasıl bir zaman? Yani yaşım çok genç daha. İleride daha vakit var. Yani yaparız abi. Abi bir dakika sonra ölümün garantisini kimse veremeyeceği için sanırım tanıyamazdım. Ölüme çare bulunmadığı için maalesef. Ama ben bu olayı da şey olarak görmüyorum. Hani bugün hayatımı yaşayayım, daha sonra düşünürüm bunlar değil. Aslında bunlar benim hayatım. Yani bunlardan biraz daha zevk alıyorum gibi. Bunlar yaşama bana anlam katıyor benim yaşamama. Aslında şöyle söyleyeyim. Hani ben mutlu olduğum için bunları düşünüyorum anlamında değil. Yaptığım i̇lk başta e, özür özürlüm. Estafla buyur kardeşim. <laughs> i̇lk başta çok zorlandım düşünme evresinde. Yani zorlandım. İçime kapanma demeyeyim buna. Çünkü düşünme içime kapanma olarak görmüyorum ben. İnsanın kendine zaman ayırması, düşünmesi. işte e, kitap okuması ya da filmleri Orhan abi seyretmesi, onlardan değer alması benim için bir içe kapanma değil. Tam tersine kendimle yüzleşme diyeyim. Yani bu e, çok zorlayıcıydı ilk başta. Çok korktum. Ama şu anda bu bana daha çok zevk vermeye başladı. İlk başta çok acılı oluyor ama daha sonrasında ödül benim için çok daha iyi oldu yanlış anlaşılmasın. Ben şey gibi konuşmak istemiyorum. Sanki bin yıl yaşamış bir 18 yaşında bir delikanlı olarak görmek istemiyorum. Dediğim gibi konuşmamın başında. Bu bir X benim için. Yo, zaten senin 700 yıl öncesine getirmedik mi? E, evet. 700, 700, kaç Osmanlı dönemi? 1299 <laughs> 10, desek abi. Yani 800 yıllar falan. Evet. 800 yıl falan var arada. E halde bir 800 yıl kadar doldun ve şu an anlat. <laughs> estağfurullah. Ben sadece öyle anlaşılmamak <laughs> adına Latife, Emre'ciğim latife ediyorum. Kardeşim <laughs> rahat, rahat ol. ol. Korkuyorum. <laughs> Dükkan senin. <laughs> Eyvallah. Osman karakteri seni ne kadar etkiledi Emre? Genelde bana soruyorlar. Osman seni değiştirdi mi? Sen de etkileri oldu mu? Çünkü bunda da en büyük etken muhtemelen benim ben sık sık diziden getirdiğim kelimeleri kullanıyorum bazen. Eyvallah bunlardan birisi. Aslında e şimdi eyvallah kelimesini ben dizide tanıştım. Ama daha sonra araştırdım bu kelime neden çok kullanılıyor. Yani senaristlerin yazmasının bir sebebi olmalı. Burada da My Major'daki programlar, hatta Mümkemal Hocam'la tanıştım internetten daha gerçek hayatta nasip olmadı inşallah. İnşallah. Olur. Ee, onun çok güzel YouTube videoları vardı. Onlardan baktım. Eyvallah kelimesi çok derin. Yani Türkçe'de benim en sevdiğim, kullanılan Türkçe'de en sevdiğim kelime eyvallah kelimesi oldu. Ve ben bunu kullanmaya başlayınca bana şey yaptılar. Hani Osman karakter üstünden çıkmamış gibi. Ya aslında sevdiğim bu durum. Osman karakteri benim için çok yüce bir karakter. Ama onun, onun gibi olmaya çalışmıyorum. Ama öyle söylediklerini zaman da üzülüyorum açıkçası. Osman karakteri bir anda değişim yaptı mı? Yaptı abi. Çok fazla yaptı. Beni okumaya itti, beni daha çok araştırmaya itti, hayatımı değiştirmeye itti. Osman karakter anlamında beni tutup yukarı doğru sürekli çekmeye çalışan, o dağı tırmandırmaya yardımcı olan bir eylem olarak gördüm ve bundan çok memnunum. Ya. Yoksa tek başıma çıkmam. Evet. Kündemelen. Bundan sonraki projelerinde peki tercihin hangi yönde olur? Böyle bir kafanda ee, tasnif var mı? Ben şöyle karakterleri oynamalıyım, böyle oynamalıyım yok aslında kendimi test etmeliyim plan şeklinde. Eyvallah. Ya oyunculuk aslında tam olarak benim için karakter seçme değil. Yani oyuncu kavramından adına konuşuyorum normalde bir oyuncu önüne gelen her karakteri oynayabilmeli. Ama bizim değerlerimiz olduğu için, fikirlerimiz olduğu için bir seçme yapıyoruz yani. En zor karakterler benim oyunculuk anlamında, mesleki anlamda beni en çok geliştirecek karakterler kötü karakterler oluyor. Yani kötü karakterleri canlandırmak çok zor. Cem abinin de söylediği gibi ve benim izlediğim kadarıyla en iyi oyunculuklar kötü karakterlerden çıkıyor zaten. Kötü karakter oynamak benim için şu an şey geliyor. Zor geliyor. Yani benim oyunculuk serüvenim buna yetmeyebilir. Hı hı. Ama insanda kendime fayda sağlayabilecek her karakter eğer e, herhangi bir e, haram dairesine girmiyorsa ben oynamak isterim açıkçası. Yani herhangi bir seçimim yok. Tarih olsun. Günümüz olsun diye bir ayrımım yok. Ama bana değer katacaksa o değere bir, bir şekilde vesile olup e, toplumumuza bir şekilde değer katacaksa ben çok sevinirim yani. Ben bizim buradan da selam olsun Ümit Erdim'e sormuştum bu soruyu. Yani sen aynı zamanda muhafazakar bir adamsın. Ee, bir tarafta da oyunculuk yapmaya çalışıyorsun. Muhafazakarlığını nasıl muhafaza ediyorsun diye. Zor bir alan. Bu alanda bu şekilde kalabilmenin de zor olduğunu düşünüyorum. Ama insan kendini dengelediği zaman, dengelemeye çalıştığı zaman, onun için uğraştığı zaman Allah-u Teala bir şekilde yardım ediyor insana vesileler koyuyor ve bir şekilde yardım ediyor. Benim burada yapmaya çalıştığım tek şey kendi bilincim içerisinde. Baktığım zaman kendimi eğer çok fazla e, maddi anlamda dengesizlik yapıyorsam aşırıya kaçıyorsam arayı dengelemeye çalışıyorum. E, biraz daha şey oluyor. E, ben bu uğraşta olduğumdan dolayı ben de e, Allahu Teala'nın e, beni yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. Tabii şey de güzel. Yani e, şu bence Buradaki bu soruya verirken ki o gerginliğin ya da o hassasiyetin sonuçta bitmiş bir maraton yok. Yok. Mesela ben çok hoşuma gider Emre'ciğim. Ee, Allah akıbetimizi hayretsin. Amin. Duası. E, bu hep her noktada iri cümleler, iddialı cümleler. Seninle alakalı söylemiyorum. Bir hassasiyetini yok. gördüğüm için konuşurken ki iri ve büyük cümleler konuşmaktan ziyade ben bunu yapma gayretinde olacağım. Allah inşallah o gayreti artırsın. Kesinlikle. Şevkimizi artırsın. Ve ayağımızı sabit kılsın. Benim. Kesinlikle. Yani dediğim gibi bir dakika sonrasını bile garanti edemeyeceğim bir hayata hükmedemeyeceksem ben nasıl büyük konuşabilirim ki zaten abi? Umarım bu yolda sabit bir şekilde kalabiliriz. Kendimizi çok daha geliştirerek kalabiliriz. Temennimiz, duamız evet. bu yönde. Sana bir şey soracağım Emre'ciğim. Merak ettiğim. 18 yaşındaki genç bir kardeşimin yorumunu merak ediyorum. İyi insan olmak ne demek? O. Sen nasıl yorumlarsın? Ya ben şöyle yaparsam Allah bilir ama iyi insan olabilirim. Ya iyi insan kavramı çok özel bir kavram aslında abi. He ya işte o yüzden sen diye soruyorum. Ya, ya benim için aslında iki türlü iyi var. Ama bu e, yanlış anlaşılmaya müsait bir kavram. İlk yorum, iyi insanın ilk yorumu ben kendim e, Müslüman olduğum için elhamdülillah iyi insan e, Kur'an-ı Kerim'e uygun davranabiliyorsam kendi adıma iyi bir insanımdır. İnşallah da ahirette de öyle. İnşallah. çıkar hepimiz cümlemiz için. Öteki türlü iyi insan bence Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı kitabı var. Onu okumuştum yakınlarda ve çok hoşuma gitti. Yani bana o kadar çok şey kattığını inanıyorum ki o kitabı tekrar tekrar okuyacağım. O kitapta da yazıyordu bu şekilde. Eğer insan kendi niyetleriyle eylemleri örtüşüyorsa, yaptıkları birbirine uyuyorsa... O insana iyi insan denebilir. Kendi adıma konuşuyorum yorum olarak. Neden? Çünkü örnek vereyim. Bir insan kendi niyetlerine uygun davranıyorsa kötü dahi olsa bir şekilde yolu iyiliğe çıkacak eninde sonunda diye inanıcım var bu yönde. Dolayısıyla bence iyi insan niyetlerini eyleme dökebilen insanları, Kendinden korkmayıp, kendiyle münakaşa edip, kendisiyle istişare edip niyetleriyle eylemlerini bir tutabilen insan benim için iyi insandır. Evet. Günün sonunda. Bu tarifin bana bir şey hatırlattı. Tanırsın muhakkak Savaş Berkçin hocamızın. Ee, onun kitaplarından yani üç kitabı, üç serisi var orada. Kalbin Aklı, Osmanlı Aklı, Medeniyet Aklı diye. Hangisinde olduğunu şimdi hatırlayamıyorum ama onlardan birinde kulluğu şöyle iki bileşene ayırıyor. Diyor ki kulluk niyet ve gayrettir. Bu ikisi yan yana geldiğinde o insana iyi kul diyebiliriz. İşte sen hani niyet ve eylem dediğin şeyde. Mesela somutlaştırıyor şöyle. Diyor ki mimarsından iyi bir kuldu niyeti Süleymaniye yapmaktı, gayreti Süleymaniye'nin olmasıydı. Eyvallah. Yani bu gibi işte mesela orada verdiğin o işte Osman Gazi iyi bir kuldu. Niyeti adaletli bir işte devlet demeyeyim de bir yer inşa etmekti. Ve onun için çabaladı. Ve onun için çabaladı ve sonuç Allah onu zaten ona nasip etti yani. Bu aslında evet güzel kulluk, iyi insan. O da galiba işte iyi insanla iyi kul olmayı birbirinden aslında ayıramayız. Belki seküler dünya ayırdı ama ayıramayız zaten yani. Senin kavgaların oluyor mu böyle günümüz dünyasıyla? Nasıl abi? Yani itiraz ettiğin noktalar ya da neler o noktalar? Günümüz dünyasıyla. Evet. Değil mi? Çok fazla var abi. Yani günümüz dünyasının insan tabi. Ne yaşına... mesela? Hiç böyle tahammül edemiyorsun, dayanamıyorsun. Ya tahammül edemediğim noktalar. Evet. Hmm. Daha da üç noktalar. Ya tahammül dediğiniz şey için üzerinden gideyim. Tahammül edemediğim herhangi bir nokta yok. Sebebi de şu, 7 milyar insan var abi. Benim için 7 milyar olasılık var demektir. Ve insan kelime anlamıyla ya da dünya e, bünye anlamıyla bu şekilde. Yani insanı bıraktığımız zaman denge bu şekilde kuruluyor abi diye düşünüyorum. Bugün 7 milyar insanın içerisinde ekonomiyi herkes aynı şekilde dağıtsak muhtemelen 10 sene sonra yine aynı dünya düzenine gelir diye düşünüyorum. Ama tahmin edemediğim nokta dünyanın bu düzende olması. %1'in %99'a hükmetme isteği, onları manipüle etme isteği. Yani bu tahammül etmek istemediğim noktalardan birisi. Peki ilki bu ikincisini açıklamıyor mu? Açıklıyor. Hani geri böyle olacak bir düzenin hı hı. sonucunun bu olması aslında şaşırtıcı değil gibi. Mi? Değil çünkü abi dünyadayız. Sonuçta burası cennet değil ve burada cennet hayatı yaşamamız yüzde yüz bir şekilde mümkün değil. Yani bu, dolayısıyla ben bunun insan tabiatında olduğunu düşünüyorum ama böyle olması gerektiğini inanmıyorum kesinlikle. Yani Afrika'daki insanların durumu bu haldeyken başka ülkelerdeki insanların öyle yaşaması bana çok doğru gelmiyor açıkçası. bunu düzeltmek için uğraşıyor muyuz? Elimizden geleni yapmaya çalışıyorum ben kendi adıma ve çok teşekkür ederim ki sizler de öyle. Herkes kendi alanında elinden gelen gayreti yaptığını inanıyorum ben. Düzelir, düzelmez Allah Teala'nın takdiri. Oralara gidiyorsun. Afrika üzerinde devam evet. edelim biraz. Eyvallah. Yakın zamanda da gittin galiba. Gittim. Kurban Bayramı için Zanzibar'a gittik. Böyle neler, neler gördün neler Fırsatın nasip neler oldu ama. Ayrı bir hikaye, ayrı bir... Anlatır mısın? Eyvallah. Diyanetle gittik. Diyanetle gittik. Diyanetle gittik. Ben orada gittiğimde açıkçası çok üzüleceğimi düşünüyordum. Oradaki insanlar için. Oradaki durum için çok üzüleceğimi düşünüyordum. Abi oraya gittik geldikten sonra aklımdaki tek şey ihtiyaç sahiplerinin onlar olmadığıydı. Asıl ihtiyaç sahipleri bizdik. En azından hakikaten böyle düşünüyorum. Yani oradaki insanların... Ee, elindeki durumuyla, isteklerinin beklentileriyle bizde elimizdeki durum ve istekleri beklentilerimiz arasında inanılmaz farklar var. Bizde nimet var, beklentilerimiz çok yüksekte. Onlarda nimet yok ama beklenti de yok onlarda. Hmm. Onlar en küçük şeylerle mutlu olabiliyorlar. Ama bugün biz maalesef öyle olmuyoruz. Dolayısıyla bu aslında bizim e, çözmemiz gereken ilk problemlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma öyle. Beklentileri yükseltmemek, mümkün olduğu kadar az eşyayla yetinmek de bunlardan birisi. Çünkü Afrika'daki insanlar bu halde ise benim daha çok ihtiyaç sahibi olduğum anlamına geliyordur. Benim için. Zanzibar güzel bir yerde abi. Doğası gereği. Ama sonuçta oranın insanı iyi durumda olmadığı için doğasına da yansıdı. Çok cennet gibi bir yer. Ancak orayı cennet gibi yapabilmek lazım. Oraya yatırım yapılması lazım. Oradaki insanların durumların, eğitim seviyelerinin daha iyi yerlere gelmesi lazım. İnşallah bizim neslimiz, bizden sonraki nesiller çok daha iyi, çok daha faydalı projeler yapabilirler. Kendi alanla alakalı şu an neler yapıyorsun Emre'cim? Abi şu an ben oyunculuk cili Ertuğrul'dan sonra akademiye yöneldim çünkü o önü biraz ihmal ettim. 18 yaşındayım. Şu anda daha çok akademi yönünde ilerliyorum. Şu an hobilerim, kitap okumak gibi hobiler, araştırmalarımla ilgileniyorum. Oyunculuk alanında da devam ediyorum ama oyunculuk biraz daha benim için daha orta, tempoda giden bir süreç olacak benim için. Çünkü açıkçası Hayata kendimi hazırlamanın daha önemli olduğunu düşünüyorum, düşünüyoruz. Ailem konuda hmm. ee, aynı fikirde. Dolayısıyla şu anda yaptıklarım kendimi geliştirme odaklı. Kendini aslında şöyle, onu konuşalım. Kendini geliştirme odaklı. Oyunculukla alakalı aslında bir frenleme var. Birazcık daha yavaş hareket ediyorsunuz. Daha dikkatli adımlar atmak istiyoruz. Hmm. Bunun daha iyi sonuçlar doğuracağına kanaatindeyiz. Evet. <laughs> bu, bu bence çok isabetli bir karar. hani. Lütfen yanlış anlama sizin kararınızı şeye çıkardım diye değilim. Sebebi şu mesela ben ben de şöyle bir istatistik var abicim ama bunun olmayacağının yani inşallah olmayacağının Allah'ın nasip etmesine olmayacağının şeyidir şu kararınız. Mesela Türkiye'de Türkiye ölçeğinde çocuk oyuncular ilerleyen yıllarda tekrar zor piyasada dururlar tutunurlar. Çünkü hı hı. Türk halkı çok duygusaldır hı hı. çocuk oyuncuları çok sever. Ama onların büyüdüğünde büyüklüğünü kabullenmek istemez. Hı hı. Hani böyle bir şey. Ve onlar da zaten çocuklarda da belki e, ufak yaşta ünlü olmanın başka bir travmatik durumu vardır. Onu bilmiyorum ben. O da belki bu işe zaten sekte vurduran bir şeydir. Ama senin şu biraz daha dikkatli gitmeliyiz ve biraz daha yavaş olmalıyız. Ve ben bu işi daha da eğitimde daha bilinçli yapmalıyım fikri bence ailenle beraber aldığınız bu, bu karar. Bana hep bir bilinçli değil aslında. Çok isabetli bir karar. Yani seni de böyle şu donanımla en azından ilerleyen zamanlarda daha iyi ve daha net görebiliriz yani. İnşallah. Hani duygusal bir bağdan ziyade Hı. önümüzdeki yıllarda daha böyle büyük başka projelerde daha oyuncu izleyerek yani hani karşımıza. İnşallah böyle de olsun. İnşallah abi. Atlar falan devam ediyor mu? Abi çok güzel ya. Atlar atabilmek çok güzel bir Sen durum. Sen düzenli biniyor musun? Düzenli biniyordum. Şu anda daha çok derslerimi derslerime yoğunlaşmış durumdayım. Biraz onlar da yavaşlamış durumda. Ama tekrar düzenli bineceğimi düşünüyorum. Bir taraftan senin galiba siyah kuşak bir kalitecilik Ne var? Estağfurullah. Dediğim gibi babam dövüş sanatlarında iyi ihtisas yaptığı için ben de küçük yaşta başlamış oldum. Diriliş turuna kadar da öyle bir sürecim oldu evet. Hangi <laughs> daldaydı o? Önce kickbox yaptım abi. Dirilişten bir dört yıl önce de kung fuya başladım diriliş hazırlamak adına. Bir dört yılda kung fu yaptım. Öyle bir dövüş sanatı sürecim oldu. Maşallah ya. Eyvallah. Demek ki bir insan hem bileğini hem kalbini geliştirebiliyor Emin Hancım. Yani onun için uğraşabiliyor en azından abi. Ben tak, sen öyle söyleyeceğim ben geliştirmiş gibi söyleyeyim de sen <laughs> Aramızda böyle anlaşalım canım ne olacak. Ya. Eyvallah abi. Eyvallah güzel kardeşim. İnşallah güzel olsun. Akranlarına ne söylemek istersin? Onlara söylüyormuş bir yap da büyüklere söyle. <laughs> Eyvallah estağfurullah. Abi dediğim gibi hani tavsiye vermek konusunda biraz zorlanıyorum. Çünkü tavsiyenin saf olduğuna inanmıyorum. Ben akranlarıma tavsiye verdiğim zaman aslında biraz da burada benim fikirlerimin de isteği üzerine onlara hani bunu yapın. Çünkü ben böyle istiyorum gibi ufak bir saflık bozuluyor gibi hissediyorum. Ancak şöyle yapabilirim. Ben kendi yaptığım şeyi söyleyebilirim. Eğer onlar da kabul ederlerse kendi mantığında alır eee düşünürler ve uygulayabilirler. Çünkü bir insan tavsiye verirken kendi de uygulamalı sonuçta. Fikir anlamında abi, ben büyüklerimizin izinden gitmeyi çok önemsiyorum. Tekrar Amerika'yı keşfetmeye gerek olmadığına inanıyorum. dolayısıyla tavsiye noktasında değil ama büyük sözü dinlemenin en azından bu YouTube olur, başka platformlar olur, ailemiz olur. Tamamen bağlı kalmak adına değil. Onları dinlemenin, o fikirlere değer vermenin, o fikirleri önemsemenin şeyinden bahsediyorum. Dolayısıyla büyüklerin fikirleri benim için çok kıymetli. Elimden geldiği kadar o yoldan devam etmeye çalışıyorum. Geçenlerde e, sosyal platformların hepsinde neredeyse aynı anda bir videon paylaşıldı. Katılmış olduğum bir YouTube programında Pakistan'da mı oldu? Arkadaş Pakistanlıydı. İskoçya'da oldu. İskoçya'da. Ama arkadaş Pakistanlıydı oldu. galiba. <laughs> İskoçya'da. Sana şeyi soruyor. Diyor ki şu an asr-ı saadette olsan, Peygamber Efendimiz'e karşı karşıya olsan Peygamber Efendimiz'e ne sormak isterdin? Ve sen diyorsun ki devamı sen söyle abi. herhangi bir soru soramayacağımı söyledim. Çünkü Peygamber Efendimiz açık bir soru bıraksaydı zaten görevi tamamlanmamış olurdu. Allahu Teala'nın ona vermiş olduğu yükümlülük tamamlanmamış olurdu. Dolayısıyla ben buna inanamam. Peygamber Efendimiz doğumundan ölümüne kadar bütün soruları cevapladı. Sadece arayıp bulmak bize düşüyor. Ben buna inandığım için herhangi bir soru soramam. Çünkü karşılığında alacağım yanıt okumadın mı olursa orada benim e, Tabiri caizse helakımdır abi yani. Kendi adıma öyle düşünüyorum. Ve şunu da eklemeliyim. O fikir de benden çıktığına inanmıyorum. Yani bunu o, o şekilde söyleyeyim. O cevabın, o fikrin benden çıktığına inanmıyorum. Çünkü o doğaçlama bir programdı. Ben o programda durup düşündüğüm zaman ilham denir ya da teslimiyet denir. Sadece vesile olduğumu düşünüyorum o söze. O sözün e, maskesini giydiğimi düşünüyorum sadece. senin Seninle gerçekten e, günlük konuşmalardan ziyade öbür tarafta sohbet etmek daha tatlı bir hale geliyor. Seni yani Allah inşallah sabit kalsın. Bu duayı da böyle izleyicilerle paylaşayım ki sesli bir şekilde amin diyelim hep birlikte. Güzel insanlara ihtiyacımız var abicim. Güzel olmaya da ihtiyacımız var. En temelde güzel olmaya, sonra da güzel insanlara ihtiyacımız var. Allah güzel olmaya gayretinde ve güzellerle inşallah. Amin. Birlikte amin. bizi haşretsin. Amin iki tarafta da. Allah razı olsun. Çok önemli. Yanlış anlaşılmayın. Burayı şey yapmak zorunda değiliz, yayınlamak zorunda yok, değiliz. yayınlayacağız. Tam, tam burayı yayınlayacağız abi. Eyvallah. <laughs> hiç sıkıntı yok. Ee, ya ben bir şey gizlemek, saklamak derdi değilim. Problem yok Allah şükür. Ama şöyle bu, bu konuda haklısınız. Bu üst perdeye çıkıp inme konusunda. O da istemsiz yaptığım bir durum. Ya o da şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ama hala 18 yaşındayım, hala iş içerisindeyim, hala bir yolculuk içerisindeyim. Bu yolculukta bazen olmayacak adımlar da atabiliyorum orayı tecrübe etmek adına. Yani bu, burada benim tek güvencem dediğim gibi sizlerin beni uyarması, bana fikirler vermesi. E, budur yani benim tek güvencem. Ne okuyorsun şu an? Okuduğun ne var mesela? Bu konuda aslında sizden tavsiye almaya geldim ben buraya. Programın sonunda da Orhan abi bana bir kitap tavsiye eder misiniz demek istiyorum. Çünkü bu dünyada kaynak bulmak çok zor. Doğru kaynaklara güvenmek zor. Dolayısıyla ben güvendiğim abilerden kaynak aldığım zaman o kitaba güvenip okuyabiliyorum. Binlerce kitap var, milyonlarca kitap var. Bu konuda da sizden tavsiye alırsam evet. çok memnun olurum abi. Tamam tavsiyeyi verelim ama bunu yayın sonrası vereyim yani. Hiç sıkıntı yok. Kitap konusu şöyle. Elimden geldiği kadar kitapları konu olarak okumaya çalışıyorum. Ee, bu, 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 bu ay... E... Ahmet Kabaklı'nın Kültür Emperyalizmi'ni okudun mu? Okumadım. Onu oku bir. Eyvallah. Tamam. Şu an izleyiciler de diye bunu söyledim yani. Eyvallah. Kültür Emperyalizmi diye bir kitabı var. Çok da güzeldir böyle başlık başlık. Aldım. Eyvallah. Onu okuyalım birlikte. Devam edin. Ee, Şu an ayına... aklıma geldi sadece. Hiç sıkıntı yok. Çok daha iyi yani. abi. Kasım ayına bir, birkaç gün kaldı. Muhtemelen Kasım ayında Siyer okumayı planlıyorum. Hadi inşallah. Ya Bitiremeyeceğim ama sadece bu ay e, giriş yapmak adına hani araştırma olarak daha önce de okuduğum birkaç kaynak var ama araştırma anlamında Bir ay boyunca sadece bu alanda ilgilendiğim. Sanırım bu, bu ay siyer okuyacağım inşallah. Teşekkür ediyorum emrecim. Abi ben çok teşekkür çok ederim. Sağ ol, Allah kardeşim. razı olsun. Yani. Orada olmak çok büyük bir çok benim benim. keyifli bir sohbet oldu. Abi kardeş gibi sohbet edeceğiz diye niyet etmiştim ama elhamdülillah iki arkadaş gibi sohbet ettik. Abi vallahi böyle ya istemedim, bırak ya. vallahi böyle istemedim. Hatta ya isterseniz, ya. isterseniz eğer sizin de vaktiniz varsa tam başa alıp o, o şekilde o. de yapabilirim. Hayır, bu gayet keyifli oldu abicim. Yani istersen konuşmak istiyorsan, abi ben doyamadım, Sohbet de güzel gidiyor, bir 45 dakika daha sohbet ederim diyorsan İmran'la Emirhan'ı gönderelim. <gülüyor> <gülüyor> ben MyMecra'yı diğer kanallardan çok farklı görüyorum. Burası benim için çok daha samimi ortam. Burada konuşurken sette yaptığım oyunculuğu burada yapmak istemiyorum açıkçası. Burası hakikaten Orhan abimin Orhan abimden alacağım fikirlerin olduğu bir ortam istiyorum. Orhan abimin bana çok değerli fikirler verebilmesini benim de ona kendi özümden kendi düşündüklerimi dürüst bir şekilde vermem gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla böyle oldu. Eğer herhangi bir kusur işlediysem affola. Estağfurullah kardeşim. Estağ olur mu ya? Ne kusuru? Lütfen öyle söyleme. Bak beni böyle mahcup etme yani. Ee, ben Dediğim gibi iki arkadaş olarak sohbet ettik. Gerçekten tam olarak böyle oldu. Şimdi şöyle, ben bu programı dün araştırdığım zaman, izlediğim zaman şunu fark ettim. Benim anlatacak herhangi bir hikayem yok abi. Ya yani ben burayı hakikaten size söylüyorum. Sana, kamera için değil. Allah razı olsun. Emir Hancım son kaç? Abi son 15 saniye. Birlikte geçeceğiz. Eyvallah. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kıymetli dostlar merhabalar. Bugün kıymetli bir kardeş, bir kardeşim bizlerle birlikte. Diriliş Ertuğrul dizisinden de tanıdığınız, çok da sevdiğiniz bir isim Emre Üçtepe. Kardeşim hoş geldin. Eyvallah abi hoş bulduk. Şeref verdin. Ben onları duydum. Çok teşekkür İstanbul. ederim. Bellona'nın katkılarıyla hazırlanan Son 33 sona erdi.